2015 yılı gerçekten inişli çıkışlı bir yıl oldu. Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Ahmet Erken, 2015 yılının üreticiler açısından zor bir yıl olduğunu söyledi. 2015 yılı gerçekten inişli çıkışlı bir yıl oldu. Türkiye'nin iki seçim geçirdiğini, bunun da bazı sıkıntıları beraberinde getirdiğini belirten Erken, olumsuz yansımalarının birçok sektörde olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da görüldüğünü ifade etti. Türkiye gündemini sorarsanız malum iki tane seçim oldu. Hatta üç tane seçim oldu. Cumhurbaşkanlığını da katarsak. Tabii ki bir ülkede ne kadar çok seçim olursa o kadar sıkıntılar da birbirini tetikler. Ama biz yine de 2015 yılını özellikle tarım ve hayvancılık açısından bakarsak en azından üretim yaptık. Değerli arkadaşlar, ektik, biçtik, sattık, satıyoruz, satmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Çiftçinin üreticinin kar etmesi halinde bunun esnafa da yansıyacağını kaydeden Edirne Kooperatifler Birliği Başkanı Ahmet Erken, fabrikalar kapanıyor, üreticiler tarlalarını satıyor. İnişli çıkışlı bir yıl oldu. Ancak 2016'dan beklentilerimiz var. Ürettiğimizin karşılığını almak istiyoruz şeklinde konuştu. Ürettiğimizin alın terimizin de kar ederek alınması bütün üreticiyi, bütün üreteni, bütün esnafı, herkesi mutlu eder. Çünkü kar edersen herkes kar ediyor. Zarar edersen herkes zarar ediyor. Bunu sınıflandırırsak biliyorsunuz ilkin buğdayla başladı. Daha sonra ayçiçeği, daha sonra çeltik bizim ilimizin. Hepsinde üreticimiz istediğini alamadığını biliyorum. Özellikle hayvancılıkta biliyorsunuz sütte, ette bir iniş bir çıkış ama sütte 18 aydan beri herhangi bir şey yok. Ama ete de geldiğinde 11 lira, 11,5 lira inek eti, 13 lira damızlık dana etinin paskülün olduğu bir ortamda şu anda nerelere düştüğünü siz zaten biliyorsunuz. Mevcut 2015 yılında 3 seçim geçirdik dedik. Biliyorsunuz Güneydoğu'da özellikle de Doğu ve Güney bölgelerimizde istemediğimiz, olmasını onaylamadığımız olaylar, savaşlar devam etmektedir. Bu da Türkiye'nin hem üretimine hem de tüketim anlamında gerçekten büyük zarar vermektedir. Üretiyoruz, satıyoruz, satan da satmak zorunda. Bu anlamda zincirler bazı yerlerde kopabiliyor. Tabii ben bunların dillendirdim. Fabrikacılar fabrikalarını kapatıyor. Bazı üreticilerimiz arazilerini satıyor. Ama 2016'dan daha umutlu. Çünkü her yıl böyle olur. Mutlaka daha umutsuz insan zaten edepsiz insandır. Biz 2016'dan da umutlarımız var. İnşallah ürettiğimizi karşılığını parasal anlamda alabildiğimizde mutlu oluyoruz. Ben 2016 yılını Edirnelilerimizin, Edirne'mizin ve kooperatiflerimizin ortaklarının yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum. 2016 yılı istedikleri gibi, gönüllerinin istediği gibi bol bereketli, kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum.